CHP'nin ucu siyasi kafasına... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli yaptığı konuşmasında şunları söyledi. Yüreği varsa, bilgi ve görgüsü yetiyorsa tek bir numune isimden bahsetsin. Devlet demek hukuk demektir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Bununla birlikte taşıdığı ve işgal ettiği makam ve mevki ne olursa olsun her devlet ve siyaset adamı hukuka uymakla mükelleftir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle devlet hayatında fiili hukuki uyumsuzluk ve uygunsuzluk devri sona ermiştir. Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik sahiplerle hareket eden cumhurbaşkanları dönemi kapanmıştır. Kim olursa olsun, mühim olan cumhurbaşkanlığı sıfatını taşıyan değerli şahsiyetin görevinin yeter ve gerek şartlarını objektif esaslara muvafık hukuki ve ahlaki kurallara riayet ederek icra etmesidir. Bugün hayat ve siyaset veriler ışığında diyebiliriz ki mutlak bir tarafsızlık akıl ve mantık ölçüleriyle çelişecek, eşyanın tabiatıyla ters düşecektir. Hazreti Mevla'nın ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün tavsiye ve tembihi devlet hayatında 16 Nisan halk oylamasıyla hukukileşmiş, 9 Temmuz 2018'den itibaren de resmileşmiş ve tescillenmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kıvranması, huzursuz olması, keyfinin kaçması, kriz ayinine çıkması amaçsız ve çarpık siyaset hastalığıdır. Millet zillete rağmen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sevmiş, benimsemiş, geleceğini bu yeni sistemde görmüştür. Borun pazarı çoktan bitmiş, Niğde yolu görünmüştür. CHP Genel Başkanı devşirilmiş ve döne döne çulağa çaputa dönmüş siyasi iplikçilerle eski sisteminin özlemini duyarken tenakuzlara bakmaktan kendisini kurtaramamaktadır. Aklıyla dili arasına kara kediler girdiğinden pot kırmanın yanında zor durumlara bodoslama düşmektedir. CHP Genel Başkanı'nın 5 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul'a yaptığı bir ziyaret esnasında gönlüne inen perdenin düşünme melekelerini de etkilediğine dinleyen herkes bizzat şahit olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın siyasi çap ve çeperini genişletip hıyarım var diyen kim varsa tuz alıp koşmasından anlaşılan biraz ütmüş. Ne oluyoruz? Nereye düştük sorusunu zannederim kendisine sormaya başlamıştı.